Herkese merhaba arkadaşlar. Bir günün videosuyla daha karşınızdayım. Bu video biraz Bitcoin ağırlıklı olacak arkadaşlar. Bitcoin'de neler oluyor? Durumlar nedir? Bir onlara bakacağız. Şimdi biliyorsunuz sadece coin camiasında değil, bütün yatırım camiasında Eylül ayı sıkıntılı, nefret ettiğimiz bir aydır. Bitcoin'de şu gördüğünüz Eylül aylarını işaretledim. İşte özellikle işte 2017 olsun, geçen senenin Eylül olsun, ciddi düşüşlerin olduğu, yani böyle rally'nin içindeki düşüşün tek olduğu ay Eylül ayı, şuralarda görüyorsunuz. Bu Eylül ayı gıcık bir ay. Bu aydan bir an önce işte kurtulabilirsek, şu an gene Eylül'deyiz, görüyorsunuz, gene bir düşüşteyiz. Bunu en az yara alacak şekilde atlatırsak zaten bir sorun yok. Şimdi şöyle normal bizim şeye geçersek, işaret dediğimiz, çalıştığımız BTC'ye, tabii o USDT olduğu için o aylıkta, tabii daha eski tarihlere kadar gidemiyoruz. Evet, en son durumumuz neydi arkadaşlar? Şu şekilde bekliyorduk. İşte çizgilerimiz bunlardı. En son bir şu aşağıya kadar düşüp şurada da bir ikili dip yapmıştık. 40 bin, yaklaşık 40 bini görmüştük. Oradan geri sekip ikili dipten sonra bir ikili tepe yaptık. Buradan bir daha satış yedik. Ondan sonra bu aşağı indi. Sonra yeşil günde bir gene burayı test ettik. Aynı yere iğne attı, görüyorsunuz. Ondan sonra şimdi şu yukarıdaki çizgimize iğne attı bugün. Ondan sonra geri çekildi. Gene bir yeşil bir günüz. Yani coin geneline baktığımız zaman yeşildeyiz. Peki ne olacak? Yani ben aslında şu geçen hafta Çin'in, yine işte şey yapacağız, engelleyeceğiz, mengelleyeceğiz. Bu sanki Çin ilk defa diyormuş gibi. Çin bunu daha önce birçok kere denedi, söyledi. İşte yok elektrikleri kesti, mining yapanların, yok işte dedi gene izin vermeyeceğim dedi, yok işte kabul etmiyoruz dedi falan dedi, fişman dedi. Yani bu yedinci falan herhalde bu tarz atraksiyon yapışları, ilk değil. Bu Çin'in böyle yapışından sonra da bir düşüş oldu, ama ondan sonra da hep roket oldu arkadaşlar. O günleri, o tarihleri işaretlerseniz, şimdi ben bir saat uzun uzun işaretlemeye uğraşmak istemiyorum. Siz daha detaylı inanmıyorsanız inceleyebilirsiniz. Çin'in her bu haberleri yapışından sonra Bitcoin roketledi arkadaşlar. Şimdi de öyle olacak mı? Bakalım, 2 gündür yeşiliz. Bugün hafta sonu market kapalıydı, biliyorsunuz. Kapalı olduğu halde de pazar günü gene de bir yeşil attı. İşte ben bir 45 bekliyordum bugün marketlerin açılmasıyla birlikte. O geldi. Yani 44 küsür geldi ama geri çekildi. Şu an 43.400 civarlarında, 45'e tutunamadı. Ben gene de bu ay sonuna kadar bir 45-50 arası bir şey bekliyorum. Bugün ayın kaçı işte? Bugün ayın 27'si. Bir 3 günümüz var. Bu hafta sonuna doğru ben gene de böyle bir yükseliş bekliyorum. Bunun bir shakeout olduğunu düşünüyorum. Yani bir silkeleme olduğunu düşünüyorum bu düşüşlerin. Şuradaki düşüşün, şuradaki düşüşün. Girmek isteyen ciddi balina arkadaşlara yer açma operasyonu olduğunu düşünüyorum. Buralarda ciddi likit olanlar oldu. Şurada müthiş likit olan oldu. Bunları temizleyip alttan ucuza toplamayı düşünen tayfanın, hedge fundların veya balinaların yaptığı bir hareket olarak düşünüyorum arkadaşlar. Bu işte geçen Twitter'da da sordum. Bir ölü kedi sekmesi midir? Yani buradan böyle sekip sonra aşağı geleceğiz şeklinde midir? Ben öyle düşünmüyordum, ama tabii şu Çin'in açıklama yapması gene bozdu bir işi. Bir geri çekilme yaptırdı bize. Şimdi tekrar bir toparlıyoruz gibi, ama dediğim gibi hani Ekim'den hatta Kasım Aralık şeklinde sene sonuna kadar mutluyum. İyi rakamlar bekliyorum. BTC hani en fazla %55 ile 85 arası çekiliyor. Şimdi atıyorum bu diyelim ki 60'a gitti. 60'tan çekileceği 20-30, ki oralara da hiç çekilmediğini gördük. Yani şu bantlar, buralar, en kötü buralar durduruyor gibi gördük. 100K'ya gitse bile 100K'dan düşeceği gene bu 40-45'ler olacak gibi gözüküyor. Ondan sonra bir 100'e giderse işte tekrar bir 60'a çekilebilir gözüküyor. Ondan sonra 200 diyorlar, 400 diyorlar, 500 diyorlar.
Herkes bir rakam söylüyor arkadaşlar. Ama benim öngörümde yukarı yönde çok ciddi olumsuz gelişmeler olmazsa yukarı yönde olacağı BTC'nin. Şimdi hocam diyorlar ben bu işe ilk defa gireceğim. Ne almam lazım? Neye yatırım yapayım? Tabii bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değil. Eğitim amaçlı size söyleyebileceğim şeyleri söyleyebilirim. Mesela hani hiç elinde bir şey olmayan arkadaş çok güvenli bir liman arıyorsa klasik portföyü yapabilir. Klasik portföy nedir burada arkadaşlar? 50 BTC, %50 Ethereum'dur. Bu çok güvenli bir limandır. Size çok büyük kazandırmaz. En fazla gideceği 2x'tir. 2x paranızı katlayıp ama param da güvenli dursun. Ben hani bu coin camiasına çok güvenmiyorum diyen arkadaşlarımız bu portföyü yapabilir. 50-50 paylaştırabilir. Ben birazcık daha işte hocam şey yapmak istiyorum, risk almak istiyorum derse işte %40 BTC, %30 Ethereum yapabilir. İşte %10 Cardano yani ADA alabilir. %10 Sol alabilir. İşte onun yerine artık birçok listemizden bir şeyler ekleyebilir. Ne bileyim işte Uniswap ekleyebilir, Polygon'u ekleyebilir, PancakeSwap ekleyebilir. İşte listeme bakıyorum başka Link ekleyebilir, BNB ekleyebilir, Theta ekleyebilir, DAT ekleyebilir. Bunları ekleyebilir. Ama işte BTC ağırlıklı, ETH ağırlıklı yani Ethereum ağırlıklı. %10, %10, %10 biraz daha güvenli bir portföy yapabilir. Onun haricinde bizim riskli ama işte getirisi yüksek olabilir portföyümüzde klasik o da nedir arkadaşlar? 10 tane ayrı coin'e %10, %10, %10 atmaktır. Gene buradaki isimler mutlaka BTC, Ethereum, Cardano yani ADA, Sol. Solana bunlar olacaktır. İşte içine gene Link koyabilirsiniz, Theta koyabilirsiniz, DOT koyabilirsiniz, Uniswap, PancakeSwap bunları koyabilirsiniz. İşte onu tamamlayabilirsiniz ama bu tabii ki de biraz riskli bir şey olur, portföy olur. Dediğim gibi en klasik, en sabit portföy 50 BTC, 50 Ethereum'dur. Onun haricinde orta riskli portföy %40 BTC, %30 Ethereum, 3 tane de yanına %10'luktur. Riskli getiri kovalayacak portföyde 10 tane %10'luktur arkadaşlar. Zaten şimdi şu listede gördüğünüz gibi 100'ün üstünde coin var. Bunların hepsi ileride ne yazık ki coşmayacak. Tabii çoğu çöp olacak bunların. O yüzden iyi araştırın. Firmalar ne iş yapıyor? Ne oluyor, ne bitiyor? Onu iyi öğrenin. Mesela Cardano, ADA bir sürü eventi vardı. Bir sürü çok süper sözleşme imzaladı. Adaya bakalım. Ama gitmiyor. Niye? Hatta aşağı gitti. Bu kadar süper sözleşmelere niye gitmedi? Bunları araştırın. Sözleşmeler neydi onları araştırın. İşte Dish'le, Boost'la anlaşmalar yaptı. Bu anlaşmalar aslında çok güzel anlaşmalar. İşte şeyle Chainlink'le bir anlaşma içerisinde ilerleyip oradan aslında kendi rakibiyle bir anlaşma yaptı ama iki taraf da buradan fayda sağlayacak. Aslında yaptığı anlaşmalar uzun vadede çok olumlu duruyor ama kısa vadede şeyi alamadı. Beklenen ilgiyi alamadı. Ona biraz da zamanlama denk geldi. Yani hani hem Eylül hem de bu Çin'in açıklamaları yüzünden birazcık da oradan biraz şey oldu gibi geliyor ama ADA yani Cardano illa şey yapacaktır diye düşünüyorum. Yani yön yukarı onda diye düşünüyorum. Gerçi çok güzel bir rallisini yaptı zaten o da. Geçen sene de zaten şuradan daha genişten bakarsak yani aylığa geçersek zaten müthiş bir ralliden geliyor. Yani şurada zaten müthiş bir ralli yapmıştı. Şimdi de bu kadar anlaşmanın üstüne illa bir ara gidecektir bu. Bu da Ekim ayı olabilir diye düşünüyorum. İşte Ekim ayında BTC ETF'i gelecek mi falan diye konuşuyorlar. BTC ETF'i yok çok kolay olabilecek bir şey değil. O yüzden hani BTC ETF'ini çok ben beklemiyorum ama future'a girebilir arkadaşlar. Hani BTC'nin ETF'i biraz da şey yüzünden zor yani. Bir
Yani kuru şey yapabilecek bir şeyi yok. Yani bir bağımsız olduğu için onu ETF olarak sokmak zor yani. Ona ETF yaratmak birazcık zor. Ama belki future'a girebilir. Future'a belki olabilir ama ETF olarak hani bazıları diyor Ekim'de BTC ETF'i gelecek falan ama ben onun pek olabilir olduğunu şu an için düşünmüyorum arkadaşlar. Onun haricinde notlarıma bakıyorum. Ne diyebilirim? Hani coin piyasasıyla şu an işte dediğim gibi yani çok emniyetli kalmak istiyorsanız bu piyasada yatırım yapacağınız iki şey BTC ve Ethereum'dur. Ve herkesin muhakkak portföyünde olması lazımdır arkadaşlar. Hani hedgelemek bizim için önemlidir. Yani bir yatırımcı hedgeleyemiyorsa portföyünü, o portföy ya batar ya çıkar yani. O yüzden %50 kumar hakkımı kullanmak istiyorum şeklinde yatırım yapamayız biz. O yüzden muhakkak portföyünüzü güzel hedgelemeniz lazım arkadaşlar. O yüzden de dediğim gibi BTC ve Ethereum koymanız şart. Bunlar gidip en fazla ne olabilir? BTC hadi atıyorum 50'den 100 oldu. Yani ne yapıyor? 2x gidebilir. Yani Ethereum'da 3000'den 6K oldu diyelim. Yani daha da fazla bunlar katlamaz. Katlama işlerini çoktan geçtiler bunlar. Bunlar artık güvenli limana dönüştüler. O yüzden hani çok büyük kazanç kovalayan arkadaşlarımız buralardan çok fazla bir şey beklemesin. Bunlar çok fazla gidemez. Yani altcoin gitmek zorundasınız. Kısa dönemde kazanç istiyorsanız. Oralarda işte dipten girip tepelerden satarak buralarda gir çık gir çık gir çık yaparak bir şeyler kazanabilirsiniz. Ya da işte alt tut hodl yaparak işte alıp tutup atıyorum şurada alacaksınız Cardano'yu. İstediğiniz hedef ne? 5x. 5x görene kadar tutacaksınız. Bu da bir taktik. Bunu yapabilirsiniz. Ama gene de her zaman dediğim gibi muhakkak portföyünüzde biraz BTC, biraz Ethereum olsun arkadaşlar. İşte biraz Cardano olsun, Solana olsun. Bunlar ana şeyler olsun. BNB olsun. İşte ne dedim? Başka ne olabilir? Bakıyorum. Theta olabilir. Uniswap olabilir. Yani bunlar Link olabilir. Bunlar muhakkak azar azar olsun. Ondan sonra yanına risk almak istediğiniz, kovalamak istediğiniz altcoin'leri seçebilirsiniz. Ama sakın gidip paranızın hepsini altcoin'e, ben bilmem kimden duydum, bu gidecekmiş, yok 100x olacakmış, 10x olacakmış bilmem ne. Böyle yatırım yapılmaz arkadaşlar. Zaten birinden duyarak yatırım hiç yapılmaz. Kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Duydunuz birinden X coin gidecek. O X coin bakalım gerçekten gidecek mi? Mesela XRP aklıma geldi X deyince. Ripple'ın da çok bir takipçisi var biliyorsunuz. Ona sadık çok büyük bir grup var. İşte bunda mahkeme sonucu olumlu gelirse o grup bunu bir zıplatabilir. Şeyleri yani business modeli yani ne diyeyim modelleri şeyleri çok hoşuma gitmiyor ama belli bir süre bunların grubu bu arkadaşı sıçratabilir sonra düşüş yaşatacaktır gene büyük ihtimal ama çok sağlam dediğim gibi bir takipçi grubu var Ripple'ın XRP'nin o grup mahkeme sonucunun olumlu bitmesiyle bunu bir sıçratabilir. O arada belki ondan bir faydalanabiliriz. Onun haricinde işte görüyorsunuz XRP'nin durumunu. İşte bu gene all time high'ların oralara bir sıçrasa ondan sonra gene söner gibi geliyor. Çünkü hani bundan çok daha iyi coin'ler var. Şey olarak proje olarak projesi ve işletimi projenin işletimi çok hoşuma gitmiyor. O yüzden çok tavsiye etmiyorum. Ama dediğim gibi hani işte o birisinin demesiyle X coin uçacakmış bilmem ne demesiyle sakın coin moin almayın. Kendi araştırmanızı kendiniz yapın her zaman arkadaşlar. Bugün diyeceklerim bu kadar. Bu Bitcoin'e geri dönelim. Dediğim gibi bu Ekim ayında olumlu şeyler bekliyorum Bitcoin'den. Bu Eylül ayını bu şekilde kapatsak bile iyidir bence.
Çok büyük düşüşler yaşamadık. En kötü 40'ın altına salmadık arkadaşlar. O bile çok önemli. Yani kapanışta salmadık. Arada bir tane iğne attık ama kapanış olarak 40'ın altına salmadık. Buradaki 40'ta tutunabilmemiz çok önemliydi. Şimdi şu ara bir bandımız var biliyorsunuz. İşte 45 bandı diyoruz. 45 bandına bakalım atabilecek mi? Şu an 42, 43 o aralarda takılıyoruz. Burada da bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tam 7 gündür, 1 haftadır bu bölgede takılıyoruz. Çok kötü değil. Bir kere de bir hafta 10 gün burada takılmıştık. Bir salmıştı. Şimdi burada takıldık. Bakalım bir daha bunun gibi böyle salacak mı artık, yoksa bitti bu iş. Eylül ayında kapattık deyip yukarıya gidecek miyiz? Bunu zaman içerisinde, birkaç gün içerisinde göreceğiz. Ama benim beklentim yıl sonuna doğru olumlu arkadaşlar. Yani yıl sonuna 50, en kötü bir 50-60'lar gene görmeyi bekliyorum ben. Bakalım çok olumsuz haber olmazsa illa bir yerlere gidecek bu arkadaşlar. Market cap'e daha hiçbir şey bile değil. Yani 2 trilyondan falan olacak işler değil bunlar daha. Dünyadaki büyük, çok büyük yatırımcı olaya girmedi bile. O yüzden onların girmesiyle bu rahatlıkla 100K rahat oluyor. Ama onlar girecek mi, girmeyecek mi? Önemli olan soru o. Bunu da zaman gösterecek arkadaşlar. Evet, genel duruma da son bir bakalım arkadaşlar. BIST'imiz bugün artıda. Yani biraz daha iyi artıdaydı. Biraz geri çekildi şimdi. Durumları biliyorsunuz işte. Bu 100 puan düşürmenin sonunda başımıza gelenler işte ne oldu biliyorsunuz. Hiç konuşmayacağım bile onları. Amerika ne yaptı? Amerika şelaleydi. Ondan sonra açıklamalardan sonra, Powell'ın konuşmalarından sonra tak 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 neredeyse yarısına geri geldi bile. Bugün biraz hafif negatif. QQQ da onun gibi biraz hafif negatif. Ama gördüğünüz gibi o büyük düşüş şelale zart olacak, zurt olacak, feci çökecek falan. Hiç de öyle feci meci bir şey çökmedi. Bir geri çekilme yaşandı. Gayet normal. Eylül ayı için hele iyice normal. Ondan sonra hiç düştüğü yerin yarısına neredeyse zaten geri toparladı 3-4 günde. Bakalım bundan sonra ne yapacak Nasdaq ve S&P 500 tarafı. İşte Amerikan 10 yıllıkları açılışta bir eksiydi. Sabah bir eksiydi. Sonra şimdi yükseldi. Bayağı bir gitti. Sonra bir geri geldi. Şu an pozitif duruyor gibi. İşte Russell pozitif ama çok hani bunlar kılı kılına pozitifler. QQQ biraz bayağı negatif. Ama S&P 500 yine o da çok hafif bir negatif. İşte vadeliler bugün negatif. İşte Avrupa çok hafif pozitif. İşte o da bizim gibi. Yani piyasa şu an doji gibi bir şey. Tam karar aşamasında düşsek mi çıksak mı bilemiyorlar. Dolara bakacak olursak dolar işte o faiz indirimi sonrası roketmişti. Şimdi ufak bir geri çekildi ama yön bu tarz hareketlerden sonra her zaman yukarı tabii ki de. İşte altın, gram altın biliyorsunuz dolarla birlikte gittiği için dolar yükseldiğinde, altın yükseldiğinde birden roket oluyor. Dolar düştüğünde işte şu an dolar negatif bugün. Altın da bir şey yapamayınca iyice kötü oluyor. Bugün altından dolar arasındaki farkı görüyorsunuz. İşte dolar 31 eksi, 22 altın artıda. İkisinin ortalaması eksi olduğu için bizde de gram eksiye düşüyor arkadaşlar. İşte spot altındaki durum da ortada. İşte şunu kaldırayım. Bu ikili şurada hatta üçlü tepe yaptı, yapamadı, onay aldı. Aşağıdan geldi, bir daha yaptı falan derken şurada bir boşluk var hafif. Belki gene en kötü şu can simidi dediğimiz 1777 bandına gelip oradan geri aşağı sekebilir. Yani altında çok fazla tat vermiyor arkadaşlar. Bugün şeyde bir hareket var. Petrolde bir hareket var arkadaşlar. Petrol uçtu. Coşmaya devam ediyor. 1, 2, 3, 4, 5 gündür görüyorsunuz. Roket şeklinde gidiyor. Yani 70'ler falan diye konuştuğumuz şey 80'ler konuşmaya başladık. Yani UK Oil 79.50'ye geldi. US Oil 75.42'ye geldi. Bu all time high'ına gelemedi. UK Oil all time high'ını geçti. Şeyde
Vadeliler de neredeyse kırmak üzere. İşte şurayı kırmasını bekliyorduk vadelilerin. O da kırmış gibi ucu ucuna şu an. Bakalım bundan sonrası ne olacak? Yani şöyle geniş açıdan bakarsak burada bir V yapmıştı. Bayağı petrol satış yemişti. O satışı olduğu gibi topladılar. Hatta gördüğünüz gibi rekorlara doğru gidiyorlar. Bakalım ne olacak? Amerikan borsası açılınca bunu daha iyi göreceğiz. O zaman daha etkili konuşabiliriz. Bizim işte şeye bakıyoruz. Biz neye bakıyoruz arkadaşlar? X-Bank'a bakıyoruz. Bizim çünkü her şeyimizi X-Bank belirliyor. X-Bank'ın durumu da ortada. İşte iki dolu bölgeye çıkmıştık demiştik. Sonra 1'e düştük. Birden daha aşağıya düştük. Şimdi tekrar daha uğraşacağız ki 1'e girelim. Birden 2'ye, 3, 4 falan derken daha hala Mart ayındaki işte o değerlere gelmeye çalışacağız arkadaşlar. Bakalım duruma göre göreceğiz bunu da. Evet, bugünlük diyeceklerim bunlar. Amerikan borsası için bir şey konuşmadım. Onun için yeni başka bir video çekeceğim. Haftalık Amerikan borsası değerlendirmesini orada yapacağım arkadaşlar. Burada biraz daha piyasaya baktık. Bir de bu coin ile ilgili gelen bir sürü soru vardı. Onunla ilgili coin'i bir değerlendirdik. Nasıl bir portföy yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Coin'in geleceği hakkında biraz konuştuk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.